Tamam mıyız arkadaşlar? <laughs> Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Toplantı gündemimizde rekor tazeleyen işsizlik, ekonomik krizin ağırlığı altında ezilen, umudunu tamamen yitiren ve çaresizlikten yaşamlarına son veren aileler, milletin sırtından 3-5 müteahhidi zengin eden kamu özel işbirliği projeleri ve bunlarla ilgili itiraflar, Sarayın sadece kendi keyfine bakan, millete sırtını dönen, milletin dertlerini görmezden gelen tavrı vardı. Değerli basın mensupları, vatandaşlarımız bugüne kadar görmedikleri bir işsizlik kabusuyla karşı karşıya. İstatistiklere yapılan tüm müdahale ve makyajlar bu durumu artık saklamaya yetmiyor. 2019'un 3. 3 üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre işsizlerin sayısı 980 bin kişi artmış. Üçüncü çeyrekte gerçek işsizlerimizin sayısı ise 8 milyon 84 bine çıkmış. Son bir yılda 789 bin vatandaşımız işinden ayrılmış, işsiz kalmış. İşini kaybeden bu vatandaşlarımızın 496 bini inşaatta. 179 bini sanayide, 20 bini hizmette, 94 bini ise tarım sektöründe çalışıyordu. Çalışan sayısının düşmediği tek bir sektör yok. Ve maalesef çalışan sayısının düştüğü sektörler içinde ücretlerin en düşük olduğu inşaat ve tarım başta gidiyor. Yarım milyon kişi buralarda işsiz kalmış. Yani yoksul daha da yoksunlaşmış. Aslında biz bunu daha önce hiçbir krizde görmemiştik. Bakın oysa Damat Bakan sene başında Şubat ayında iki buçuk milyon kişiye seçimlerden önce iş sağlama sözü vermişti. Yanına Odalar Birliği Başkanı'nı alarak istihdam seferberliği 2019 diye bir program açıklamışlardı. Seçimden önce dağa taşa bu programın pankartlarını astılar. Havuz medyası millete manşetlerden iki buçuk milyon yeni istihdam müjdesi vermişti. Peki sonuç ne oldu? Bırakın iki buçuk milyon insanımıza yeni iş imkanı vermeyi bu dönemde 789 bin yurttaşımız işinden oldu. demokrasinin ve hesap vermenin olduğu bir ülkede milletine iki buçuk milyon istihdam sözü verip yaklaşık bir milyon insanı işsiz bırakan siyasetçi özür diler ve görevinden derhal istifa eder. Zaten istifa etmese de millet onu orada oturtmaz. Ama ülkemiz yetkisi olan ancak sorumluluğu üstlenmeyen bir saray sosyetesi tarafından yönetiliyor. Değerli basın mensupları, saray millete yalanı doğru gibi aktarma konusunda artık kendini bile aştı. Ülkemizde son iki haftada üç aile aramızdan ayrıldı. Sadece kendini ve yandaşlarını düşünen yönetim öyle bir çaresizliğe neden oldu ki insanlar kendileri yaşamlarına kıyarken çocuklarını, eşlerini de bu dünyada bırakmak istemiyorlar. Biz böyle bir şeyi daha önce hiç görmedik. Toplumsal fay hatlarımız çatır diyor. Artık terazi bu sikleti çekmiyor. İnsanlarımız bu kadar çaresiz hale gelmişse artık bunun üzerinde biraz kafa yormaya, çare bulmaya ihtiyaç var. Ama iktidar ne yapıyor? Aman bunun üstünü örtelim. Bunlar konuşulmasın. Umutsuz, çaresiz insanlarımızın dertlerine siyaset çözüm üretmeyecekse, bu umutsuzluğu anlamayacaksa, o zaman iktidarlar neye çözüm üretecekler? Siyaseti ne için yapıyoruz? Yurttaşlarımızın sorunlarını sahiplenip siyasi zemine taşıyıp çözüm aramak için yapıyoruz. Ama saray istiyor ki ülkemizdeki korkunç gelir adaletsizliğini, yurttaşlarımızın üzerinde artık dayanılmaz hale gelen borç yükünü, ödenemeyen çek ve senetleri, bu nedenle hapse girme girme durumunda kalan insanları, yağmalanan kamu kaynaklarını, rekor kıran işsizliği, gençlerimizin ülkesinden umudunu kesip yurt dışına kaçmasını konuşmayalım. Kimseye bunları söylemeyelim. Konuşanlara da teröristten farkınız yok diyerek abanın altından sopa gösterip sindirmeye çalışıyorlar. Ne güzel yönetim anlayışı. Yetkisiz de ama hesap vermeye gelince sizler ortada yoksunuz. Milletimizin aklıyla alay eden, Gerçeklerin belini kırarak milletimizin haklı taleplerini itibarsızlaştıran siyasetin en son örneğini geçtiğimiz hafta gördük. Geçtiğimiz hafta sonunda gördük. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan İskandinav ülkelerinin emeklilikte yaşa yaşa takılanlar yüzünden battığını söyleyiverdi. Orada da emeklilikte yaşa takılanlar varmış. Pes doğrusu. Battı denen Danimarka'da kişi başına gelir 2019'da yaklaşık 60 bin dolar olacak. Norveç'te 78 bin dolar. İzlanda'da 67 bin dolar. İsveç'te 51 bin dolar. Finlandiya'da 49 bin dolar. Türkiye'de 9 bin dolar. AK Parti Genel Başkanı'nın battı dediği ülkelerde vatandaşlar bizim vatandaşlarımızın 5 ila 9 kat fazlasını kazanıyor. Bu ülkelerde bir de işsizlik diye de bir sorun yok. Çalışmak isteyen herkes çalışıyor. Devlet iş gücü yetersizliği nedeniyle yurttaşlarını çalışma hayatında tutmak için bir de üstüne teşvik veriyor. Bizde nasıl? Bizde tam tersi. Çalıştıkça emeklilikte maaşın düşüyor. İzlanda'da çalışma çağındaki nüfusun yaklaşık yüzde 85'i iş buluyor. İsveç'te bu oran yüzde 77, Norveç'te yüzde 75, Danimarka'da yüzde 75, Finlandiya'da yüzde 73, Türkiye'de yüzde 50. OECD ülkeleri içinde bizim de üyemiz oldu, üyesi olduğumuz bu alanda sonuncuyuz. Demografik fırsat penceresi açık olan bir ekonomide sosyal güvenlik sistemi eğer açık veriyorsa bunun temel sebebi gencine, vatandaşına iş bulamamaktır. Çalışacak ki prim ödesin, emekli olana baksın. Ama sen gencine iş veremiyorsun. O zaman da demografik fırsat penceresinden yararlanamıyorsun. Bu sadece senin emeklilik açıklarının büyümesine neden olmuyor. Aynı zamanda büyümenin de düşük olmasına yol açıyor. Dünyada yurttaşlarını en fazla mutlu eden ülkelere bir bakalım. En başta Finlandiya geliyor. İskandinav ülkesi. Hani battı dedikleri. Danimarka, Norveç, İzlanda onu izliyor. Biraz aşağıda kalan bir tane İskandinav ülkesi var. O da İsveç. O da mutluluk endeksinde dünya yedincisi. Neden bahsediyoruz? Ve dünya mutluluk sıralamasında 79. sırada olan Türkiye'yi yöneten AK Parti Genel Başkanı bu İskandinav ülkelerine battı diyebiliyor. Dediğim gibi AK Parti Genel Başkanı ne söylerse milletimizin kabul edeceğini zannediyor. Çünkü Milletten de milletin sorunlarından da iyice koptu. AK Parti Genel Başkanı milletten kopmasa dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2058 lira yoksulluk sınırının ise 6705 lira olduğunu bilirdi. Bu şartlarda emekli maaşlarını insani düzeyde hayat sürebilecek düzeye çıkarttık deyip de zaten zor durumda olan emeklilerin umutlarını bir defa daha karartmazdı. Çok açık söylüyorum. Bu iktidar Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar doları bulup harcadı mı? Evet harcadı. E sonra da bir 40 milyar dolar daha gerekirse onu da buluruz demedi mi? Dedi. E o zaman ne yapacak ne edecek? Emeklilikte yaşa takılanlar için kaynağı bulacaksın. Hatırlayalım. Biz emekliye iki ikramiye dediğimizde kaynak yok dediler. Sonra çıktılar tıpış tıpış bizim dediğimiz kadar olmasa da emekliye bu parayı verdiler. Şimdi de emeklilikte yaşa takılanlar için söylüyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar için bu kaynağı bulacaksınız. Bulamıyorsanız da susacaksınız. Biz iktidara geldiğimizde gereken kaynağı buluruz. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın sözlerini emeklilikte yaşa takılan ve emeklilik yurttaşlarımızın vicdanlarına havale ediyoruz. Değerli basın mensupları, milletin sorunlarına çözüm üretmesi gereken makam milletle alay etmeye milleti hakir görmeye başlarsa işte o ülkede çaresizlik de artar, umutsuzluk da artar. Saray sosyetesine mensupsanız hayat size güzel. Müşavirlikler, yönetim kurulu üyelikleri, ihaleler, çiftler dörder maaşlar. Milletimizin gözünün içine baka baka lüks saraylarda, kasırlarda yeni doğan çocuklarına şatafatlı mevlitler okutabilirler. Ama diğer tarafta da insanlarımızın çaresizlikten yavrularının bile canına kıyıp bu dünyadan ayrılmalarının üzerini örtemezler. Bu ülkede üniversiteden mezun olmuş 1 milyon 276 bin evladımız işsiz geziyor. 20 ila 29 yaş arasındaki 4 milyon 318 bin gencimiz ne bir okulda okuyor ne de bir işte çalışıyor. Evde oturup anasının babasının eline bakıyor. Herhalde bunu kendi isteğiyle yapmıyor. Milletin çocuğuna iş yok. Saray sosyetesinin çocuklarına iş de çok, ihale de çok. Bir de üstüne üstü çıkıp her üniversiteden mezun olana iş bulmak zorunda değiliz diyeceksiniz. Bunların üstadları ne demişti? Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul, bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. 17 yılın sonunda ülkeyi getirdikleri yer işte bu. Ülkenin tüm kaynakları, parası, pulu, bir avuç saray sosyetesinin ve yandaş müteahhidin elinde, millette tek bir pulla talim ediyor. Ülkede yağmalanmayan, talan edilmeyen tek bir şey bırakmadılar. En son Gümüşhane'deki 12 bin yıllık buzul gölünü Roma hazinesi bulacağız diye talan ettiler. İnanılır gibi değil değerli basın mensupları. Tüm bunların sorumlusu AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bir de sıkılmadan geçtiğimiz hafta sonunda genel, baş, bu genel başkanımızla ilgili atıp tuttu. Yalanı hakikat gibi sunan gerçek ötesi dalkavuk, dalkavuk siyasetin de açıkçası bir sınırı vardır. Erdoğan bir koyun gütme edebiyatına takılmış kalmış, anlaşılan ülke yönetmeyi koyun gütmek zannediyor. Bu ona herhalde İstanbul'un İngilizler tarafından işgalinde bir millet var, koyun sürüsü, başına bir çoban lazım, o da ben diyen son Padişah Vahdettin'den devroldu. Milleti sürü, kendini de koyunların çobanı yerine koyarsan, tabii ben bu millete ne söylesem, yutar diye düşünürsün. Anlaşılan bunlar son belediye seçimlerinden de ders almamışlar. <laughs> Biz milletimizi koyuna benzeten tek adam ucube rejimi anlayışını reddediyoruz. Bu arızalı anlayışı sandıkta gereğini yapsın diye milletimize havale ediyoruz. Şimdi soralım bakalım 17 yılda milletin onlara emanet ettiği koyunları, kuzuları, babadan, dededen kalan malı mülkü ne yapmışlar? Milletin koyunlarını, kuzularını 5 tane yandaş müteahhide verdiler. Yetmedi bunların gününü sütünü bu müteahhitlerden dolarla satın alma garantisi verdiler. Bir de bunları fahiş fiyatlarla satın aldılar. Milletin vergilerini, tüy bitmedik yetimin hakkını çarçur ettiler. Milletin tarlasının taşıyla milletin tarlasının kuşunu vurdular. Ata'dan dededen kalan malı mülkü yandaşlara peşkeş çektiler. <laughs> Yetmedi Savunma sanayimizin göz bebeği 20 milyar dolar değerindeki Sakarya Tank Palet Fabrikası'nı yandaş şirketle Katar ordusu ortaklığına bedava verdiler. Şimdi çıkmışlar koyundu çobandı bir şeyler söyleyip duruyorlar. Koyun Şu darbu mesele hatırlamanız gerekiyor. <laughs> Kenarı dijlede bir kurt kapsa koyunu gelir de adli ilahi Ömer'den sorar onu. Siz bunu hatırlayın yeter. <laughs> Bu milletin koyunlarına değil bir kurt, sarayın etrafındaki onlarca kurt musallat oldu. Ağızlarından Hazreti Ömer'i düşünmeyenler milletin emanet koyunlarını kurtlara teslim ettiler. Şimdi Erdoğan şehir hastanelerindeki skandalları ve korkunç zararları en nihayet kabul etmiş durumda. Çünkü atadığı sağlık bakanı mecliste plan ve bütçe komisyonunda itirafçı oldu. Milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak dedikleri projelerin hepsinin birer birer batmakta olduğunu söyledi. Şimdi halkıma hizmette zarar ediyorsak edelim demiş Sayın Erdoğan. Tamam da bu zarar bu zarar millete hizmet için değil halka hizmet için değil yandaş'a peşkeşten ortaya çıkıyor. Milletimiz sadece yatmadığı hastaneler için değil, geçmediği köprüler, yollar, uçmadığı havaalanları için de para ödüyor. Halkımızın sırtına çok ciddi zararlar yükleniyor. Üç beş yandaş daha semirsin bu milletin tüy diye, bu milletin tüyü bitmedik yetiminin hakkı yeniliyor. Biz bunları yapmayın etmeyin deyip olacakları söylediğimiz zaman bizi iş bilmezlik de suçluyorlar. Dün de suçlamışlardı, bugün de suçluyorlar. Siz bu işi bilmezsiniz diyorlardı. E peki şimdi ne oldu? Biz haklı çıktık. Memnun muyuz? Hayır, değiliz. Böyle bir konuda haklı çıkmaktan hiç memnun değiliz. Milletimizin çok ciddi zararları üstlenmesinden hiç memnun değiliz. Ama şunu da görüyoruz. Saray anlaşılan herkesi kör, alemi de sersem sanıyor. Ama Tabii ki bunun hesabını da milletimiz kendilerinden sandıkta soracaktır. Değerli basın mensupları. Erdoğan hafta sonunda sosyal güvenlik sistemini kimin iflas ettirdiği konusunda baltayı bir defa daha taşa vurdu. Elinde eski bir televizyon programının görüntüleriyle millete cambaza bak cambaza deyip kendi yönetiminin perişanlığını gizleyeceğini sanıyor ağzına geldiği gibi de genel başkanımızı suçluyor. Şimdi biz gerçek rakamları verelim. Genel başkanımızın genel müdür olduğu 7 yıllık dönemde sosyal sigortalar kurumunun yıllık ortalama açığı 1,8 milyar dolar. Sosyal güvenlik kurumlarının tamamının toplam açığı ise o dönemde aynı dönemde yıllık 3,2 milyar dolar. Peki AK Parti Genel Başkanının iktidarda olduğu 2003-2018 döneminde sosyal güvenlik kurumlarının yıllık ortalama açığı ne kadar? 11,4 milyar dolar. 11,4 milyar 3 milyar doların 4 katı. 1,8 milyar doların 5 katı, 6 katı. Yani yine sadece 2019'un ilk 8 ayında bu beylerin yönetiminde dolar basında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı 2018'in 2 katına çıktı. Baş aşağı gidiyoruz. Şimdi bu biz de burada çıkıp nereden nereye diye gırtlağımızı yırtarcasına bağıralım mı? Yoksa atalarımızın o meşhur atasözünü mü söyleyelim? Kendi gözündeki merteği görmez de elin gözündeki çöpü görür. Kendi hükümetleri döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu açık verirse halka hizmet, Genel Başkanımızın genel müdür olduğu dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu açık verirse rezalet. Yazıktır, ayıptır, günahtır ülkeyi yönetenler vergi topladıkları vatandaşlarına doğruları söylemek zorundadırlar. Sosyal güvenlik kurumunu hızla batağa sürüklüyorlar. Değerli basın mesupları, damat bakan daha geçen gün çıktı güçlü bilançoları devam ettirdiklerinden söz etti. Gerçekten ya sayı saymayı bilmiyorlar ya da ben ne söylesem kimse bir şey diyemez diye düşünüyorlar. Bu yılın ilk oyunda ilk 10 ayında bütçeden yapılan faiz harcaması önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artmış. 88 milyar Türk lirası olmuş. Bu yılın en fazla sevineni bütçe nedeniyle faiz lobileri. Vergi gelirleri, gelirleri ise ilk 10 ayda sadece yüzde altı artmış. Aynı dönemde bütçe açığı da yüzde 62 artarak 101 milyar dolara dayanmış. Merkez bankasının kasasındaki milletin kefen bezi parası olan 41 milyar liraya el koymasalardı, bu açık 142 milyar dolar olacaktı. Milyarlere olacaktı. Geçen sene bir orta vadeli program yayınladılar. Bu programda 2019 yılında bütçenin açığı 81 milyar Türk lirası olacak dediler. Tam rakam 80,6. Ama daha bu yılın ilk 10 ayında bütçe açığı hedeflenenin yüzde 25 üzerine çıktı. Bu sene yayınladıkları programda ise bu hedefi revize ettiler. Dediler ki 2019 yılında hedeflediğimiz bütçe açığını 125 milyar liraya çekiyoruz. Yani 2019'da bütçe başlangıçtaki hedeften yüzde 55 daha fazla açık verecek. O zaman siz nasıl bütçe yapıyorsunuz? Milletin meclisinin size verdiği yetkiyi nasıl bu hale getirebiliyorsunuz? Dediğim gibi Merkez Bankası'ndaki milletin kefen parasında gasp etmeseler bütçe açığı 166 milyar dolara çıkacaktı. Yani başlangıçta hedefledikleri açık iki katına çıkacaktı. İşte güçlü bilanço dedikleri bu. Milletin kefen parasıyla dahi dengede duramayan bir bilanço. <laughs> Madem damadın ifadesiyle bilanço bu kadar güçlüydü, doğalgaza, elektriğe, çaya, sigaraya neden onca zam yaptınız? Bilanço bu kadar güçlüydü. Neden milletin sırtına yeni vergiler yüklediniz? Bilanço güçlüydü de neden Memura emekliye yüzde dört artı dört maaş zammı verip Vergi harç ve cezalarını yüzde yirmi üç arttırdınız Bunlar bu kafayla bakkal dükkanı emanet etseniz Onu da yönetemezler Millet boğazından kesmiş Sarayın harcamalarına para yetiştirmeye çalışıyor Ama bu kadar debdebeye saltanata israfa para yetişmiyor Hazine aradaki farkı borçlanarak kapatıyor Faizinde milletimiz ödüyor 2019'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alınan net borçlanma yetkisi 82 milyar. Yasadan gelen iki defa yüzde beşlik arttırımla bunun tavanı 90 milyar olabiliyor en fazla. Bu ne demek? Yani milletin meclisi demiş ki 90 milyar liradan daha fazla borçlanamaz. Ama bakıyoruz yılın ilk onayında net borçlanma geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 154 artarak 125 milyar liraya çıkmış. Bu arada iki etapta yüzde beşerlik dilimlerde borçlanma limitini arttırmak mümkün. İkinci limitin arttırılması için de Cumhurbaşkanlığı kararı gerekiyor. <laughs> Bu karar da ortada yok. Şimdi işi torba kanuna bir madde koyarak çözmeye çalışıyorlar. Önce milletin verdiği yetkiyi bypass ediyorlar. Sonra da anayasanın ruhuna aykırı olarak bu işlerden hiç anlamayan bir milletvekilinin eline bir yasa teklifi veriyorlar. 2019'da hazineye 70 milyar liralık ilave borçlanma yetkisi alıyorlar. Sonra da o milletvekili çıkıyor diyor ki bu 70'in tamamını 2019'da kullanmayacağız. Bir kısmını da 2020'de kullanacağız diyor. Şimdi arkadaşlar <laughs> bütçe dediğiniz tek yıllık olur. Bir de meclisin bütçe hakkı vardır. Ama bunlar ne kanun dinliyor ne bütçe dinliyor ne mali denge dinliyor ne de hesap vermeyi biliyorlar. Bütün bunlar iktidarın umurunda dahi değil. Tek adam parti devleti rejimi meclisi artık gayet rahat bypass ediyor. Şimdi 2020 içinde 140 milyarlık rekor bir borçlanma yetkisi almış durumdalar. Hem devleti hem de milleti borçlandırarak bu krizden çıkılabileceğini zannediyorlar. Ama söylüyoruz taşıma suyla değirmen dönmez. Kısa dönemde milleti krize ezdirmeyecek önlemleri derhal almaları lazım. Buradan bir kere daha tekrar ediyoruz. Özellikle artan işsizlik milletin alım gücünü ciddi şekilde aşağı çekiyor. Bu da büyümeyi düşürerek ekonomiyi bir kısır döngüye sokuyor. Dolayısıyla işsizlik fonunun kaynaklarını Mutlaka işsiz kalan yurttaşlarımız için kullanmanız lazım. İşsizlik fonunun kullanılma koşulları ve imkanları işsizlerimiz lehine değiştirilmelidir. İşsiz kalan yurttaşlarımıza yeni beceriler kazandıracak kurslara, programlara hız verilmelidir. İşçi iş gücümüzün niteliğini arttırarak insanlara iş güvencesi vermek zorundayız. Bugün bütün dünya artık iş güvencesi noktasına doğru gidiyor. Ama bakıyoruz kaç kere bu tedbirleri söylememize rağmen iktidar sadece diğer tarafta batan havuz şirketi havuza dahil havuza dahil batan şirketleri kurtarmayla meşgul. Ama krizin yükünü de tamamıyla milletimizin sırtına bırakıyor. Oysa anayasamızın anayasamızda sosyal devlet ibaresi devlet kimsesizlerin kimsesi olsun diye konmuştu. Devlet bunun için vardır. Devleti yönetenler işini yapmazsa tıpkı şimdi olduğu gibi sosyal dengeler çatırdamaya başlar. Bugünden söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hiçbir yurttaşımız dışlanmayacaktır. Hiçbir yurttaşımız geride bırakılmayacaktır. Sosyal devlet ihtiyaç sahiplerinin yanı başında olacak ailelerimiz aile sigortasıyla yaşamak tutunmaya Devam edeceklerdir. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. İsimleriniz ve kurumlarınızı belirterek lütfen. Fırat Irmak, Fox Haber. Efendim e, hafta sonu Cumhurbaşkanı'nın Cumartesi günü yaptığı konuşmada e, terör başlığında değinirken e, Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yönelik bazı eleştirileri oldu efendim. Bay Kemal PKK ile yürüdü, teröristlerle yürüdü hepsinin belgesi var dedi. Bu sözler için yorumunuz ne olur? Ben açık söyleyeyim yani <laughs> AK Parti Genel Başkanı artık ne söylediğini bilmiyor. AK Parti Genel Başkanı'nın neyi kastettiğini bilmiyoruz. Ama Genel Başkanımız bu ülkede olmayan adalet gelsin diye yürüdü. Hem de 400 kilometreden daha fazla yürüdü. Bu laflar lafı güzaf. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin emperyalizme karşı savaşında da, teröre karşı savaşında da her zaman ön saflarda olmuştur. Bizim adımızı terörle birlikte anmaya kimse cüret dahi edemez. Ama terörle birlikte yürüyen birilerini arıyorlarsa, bunu da milletimize hatırlatmakta fayda görüyorum. Oslo'da teröristlerle aynı masaya oturanlar, terörist başının kardeşini sırf seçim kazanmak için devletin televizyonuna çıkaranlar terörist başının mektubunu sırf seçim kazanmak için millete servis edenler bu devletin şerefli ordusunu FETÖ'nün eline bırakmaya kalkanlar ordumuzun kozmik odasını teröristlere teslim edenler Kimse teröristlerle beraber yürüyenler de onlardır. Evet. Efendim EYT başlığında siz İskandinav ülkelerinden e, örnek verdiniz ama e, cümleleri, Sayın Cumhurbaşkanı bir cümlesi daha vardı. Milletimin zararına bir şey yapmam, seçim kaybetsem de yokum dedi. Bu cümlesini nasıl değerlendirirsiniz? Eee ülkeyi yöneten birileri seçim kaybetmekten söz etmeye başladıysa artık o işin sonu geliyor demektir. Söylüyorum, bir daha söyleyeyim. Emeklilikte yaşa takılanların sorunları mutlaka halledilmelidir. Kaynak yok diyerek bu sorun geçiştirilemez. Burada bir müktesep hak vardır. Bu hak verilmelidir. Efendim e, dün Yılmaz Ateş yakın zamanda partiden ihraç edilen Yılmaz Ateş bir televizyon programında şöyle bir cümle kurdu. E, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan adayı, adaylığı ile alakalıydı bu cümlesi. Önce, önce ben yokum dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Bu görüşmeyi çarşamba günü yaptık ama pazartesi günü oldu. Hiçbirimize haber vermeden Önder Bey ve ekibiyle hareket ederek adaylığını açıkladı. Ben de adaylığını açıkladığı gün gizli bir el olmasa açık ve aleni bir şekilde olurdu bu adaylık dedim dedi. Bu gizli elden kastı neydi acaba ve değerlendirmeniz nasıl olacak bu cümleyle alakalı? Yani bunlar bunlar açık söyleyeyim partimizin bir kere iç işleri bir. iki bu lafların ipe sapa gelir bir yanı da yok. O nedenle izin verirseniz ben bu konuda herhangi bir yorum yapmayayım. Teşekkürler. Efendim e, Sayın Cumhurbaşkanı bugün e, öğlen yaptığı konuşmada sığınmacılarla ilgili e, bazı açıklamaları bazı açıklamaları olmuştu. 4 milyon sığınmacı ev sahipliği yaptığımızdan bahsetti Türkiye'nin. Ama bizde bir ana muhalefet var. Biz bunları tekrar memleketine göndereceğiz diyor. Biz varil bombalarından kaçan insanları asla ve kata o varil bombalarına tekrar teslim etmeyiz dedi. Ne dersiniz? E, yani hayretle karşılıyorum. Şimdi e, hatırlayacaksınız Amerika Birleşik Devletleri gezisinden önce bir güvenli bölge kurulacağı ve bu Suriyelilerin ülkemize sığınan Suriyelilerin bu bölgelere yerleştirileceği söyleniyordu. Şimdi bugün bir varil bombaları edebiyatı çıktı. Öyle anlaşılıyor ki Amerika'dan döndük, Amerika'da kendisine yapılan telkinler sonunda başka bir noktaya doğru ilerliyoruz. Tekrar buradan söylüyorum. Bu milletin sırtına artık ilave yük yüklemeyin bu milletin bu yükü taşıyacak hali kalmadı. Yok yeni 40 milyarmış, ilave 40 milyar dolarmış. Bunların hiçbirini bu milletimiz, artık milletimiz artık kaldıramaz. Ben de teşekkür ederim.